Herkese merhaba, ben Ayşenur Parlak. 32 yıllık ömrümün, söylediğim gibi, 21 yılını kanserle mücadele ederek geçirdim. Belki buradaki birçoğunuzdan daha fazla bir sene ediyor yaşından. Benim öyküm 11 yaşında minik bir kızken, cinsiyetini henüz yeni fark edecek minik bir kızken, okulda koştururken düşmeyle başladı. Bacağım şişmişti ancak bu normal şişlerden biraz farklıydı çünkü morarmamıştı, kızarmamıştı, acımıyordu. Acımadığı için geçmiyordu. Evde işte çiğnenmiş ekmek koydular, çiğ et koydular. Olmadı, böyle evde ne piştiyse koydular ama o şişlik bir türlü inmedi. Bir tuhaflık vardı. Doktora gidince evet fark ettik ki kötü bir şey var. Ben ne olduğunu bilmiyorum kötü bir şey. Çünkü 98 yılından bahsediyoruz. Hayatımızda kanser bu kadar yaygın değil. Ancak televizyonlardan duyuyoruz. Sadece doktorum bana dedi ki saçlarını feda etmen gerekiyor. Tamam dedim, saçlarımı feda ederim, ne olacak? Ancak bana söylemedi, 11 kez bacağımdan ameliyat olacağımı, 2 sene boyunca kemoterapiye bağlı olarak yatakta yaşayacağımı, 6 sene hiç yürüyemeyeceğimi ve acıdan çığlık atmanın ne demek olduğunu 11 yaşında öğreneceğimi hiç söylemedi. Aslında bunu bana söyleseydi bence saçlarımı feda etmezdim. Dediğim gibi ailem bana ne olduğunu hiçbir zaman söylemedi. Ben de biraz saf bir çocuktum. Tabii o zaman şimdiki gibi internet yok. Şimdi başımız ağrıysa hemen internete girip yazıyoruz. O zaman ne olduğunu bilmiyorsun. Televizyondan kanserin ne olduğunu biliyorsun. Maskeli insan gördüğünde cüzdanlı gibi kaçıyorsun. Bu yüzden ben hayattan biraz izole bir şekilde bu hastalığı ne olduğunu bilmeden atlattım. Aslında ne olduğunu bilmemek birazcık da benim işime gelmişti. Ergenlik olayına girdik, iyileştim, saçlarım geri çıktı, yüzüm sivilce doldu falan. Böyle bir ergenlik kavgasında yatağın üzerine böyle yüzü koyun yatmış böğrü böğrü ağlarken annemle tartıştığım zaman işte annemin bir konuşması beni kendime getirdi. Dedi ki sen ne yapıyorsun, sana verilen ikinci hayatın farkında değil misin? Sen kanserdin, kanseri yendin. Sen iyileşip eve gittiğini zanneden bütün arkadaşların tek tek toprağa girdi ve sen hayattasın. Artık hayatının kontrolünü eline alman lazım. O konuşma biraz beni kendime getirdi. Hayatımın kontrolünü elime aldım. Çok çalıştım. Üniversiteyi kazandım ve İzmir'den İstanbul'a üniversiteye doğru yola çıktım. O yolda babam benimle bir konuşma yaptı. Bu konuşma inanılmaz bir konuşmaydı çünkü hayatımda çok büyük bir yeri vardır. Dedi ki, beğenilmek istiyorsun farkındayım. Ancak erkekler üzer ve sen üzülürsen ben kendimi tutamam. Biri seni üzerse ben kendimi tutamam. Belki koltuk değneğiyle yaşayacaksın bundan sonra, sakat kalacaksın. Belki daha iyiye gideceksin. Ancak o ameliyatların izini hayatın boyunca taşıyacaksın. Eğer sen kendini eksik görürsen insanlar da seni eksik görürler. Bu yüzden kendini eksik görme. Evet, babam haklıydı. Çok haklıydı hem de. Ben kendimi eksik gördüm sürece. Gerçekten insanlar beni eksik gördüler. Ancak haksız olduğu bir konu vardı. Hayatıma çıkan erkek benim eksikliğimi tamamlayan bir erkekti. Benim yaralarımı öptü. Beni iyileştirdi. Hayatımın şansı oldu. Kendisi Savaş evlenme teklif etti. Artık bundan sonra kariyer hedefimiz var. Mezun olduk, işlere girdik. Evlenmeyi planlıyoruz. Çok hızlı konuştuğum için biraz... Evlenmeyi planlıyoruz. Bundan sonra bir pembe gelecek var hayatımızda. Çok güzel bir şekilde nişanımıza hazırlanmaya başladık. Nişan hazırlıkları, her şey çok güzel yolunda gidiyor ama benim memede böyle ufak bir kitle çıktı. Bir anda büyüdü. Şimdi ben zaten kanser atlattığımı öğrendiğim için memede yağ bezeleri, yani genç kızken çok normal olan yağ bezelerini durmadan doktoruma kontrol ettiriyordum. Bunu da hemen nişandan bir hafta önce gidip kontrol ettirdim. Doktorun bunun çok basit bir yağ bezesi olduğunu, hemen ameliyatla bir saatlik bir operasyon alabileceğini, nişanlanıp gelmem gerektiğini söyledi. Ha tamam o zaman dedim, nişanla doğru biz İzmir'e yola çıktık. Yolda dönüp Savaş'a dedim ki, bir şey var, her şey çok yolunda, farkında mısın? Bir tuhaflık var çünkü benim soyadım böyle şey, drama kraliçesi. Bir şey yolunda gidiyorsa mutlaka bir itlik çıkmak zorunda. Öyle mutlaka bir şey olmak zorunda. Bir sorun çıkmalı. Ancak hiç sorun çıkmadı. Her şey o kadar yolunda ki. Nişan kıyafeti, nişan pastası, nişan yeri. İstem olacak, akşama babam beni verecek ve nişan yeri tutuldu falan. Hani o kadar garanti. Babam da hiç sorun çıkarmamış. Her şey çok yolunda. Bir şey var. Kesin dedim ki Allah belamı verecek. Son defa benim yüzümü güldürüyor. Savaş dönüp saçmalama dedi. Tamam, gayet güzel. Gittik nişana, nişanlandık. Mutlu bir şekilde ertesi gün döndüm, ameliyatımı oldum. Evet, doktorumun dediği gibi ufak bir yağ bezesi çıkmış. Onu hemen aldılar oradan. Bir de altında ufak bir leke görmüş. Onu da aldı. Onu da patolojiye gönderdiğini söyledi. Tabii ben hastaneden çıktıktan sonra perde bakmayı
kafamda böyle planladığım için o kısmı atlamışım, duymamışım. Bir hafta sonra rapor geldi. Rapor geldiğinde öğrendik ki kanser de bir geri gelmiş. Tetkikler, biyopsiler derken imkansıza yakın bir şekilde 27 yaşında iki memede birden meme kanserine yakalanmışım. 27 yaşındayım, hiçbir meme riski faktörünü taşımıyorum. İki memede çıkması zaten imkansıza yakın bir şey. Diyorlar ki memelerini alacağız. Düğün için belime kadar uzattığım saçlarım gidecek. Bana kadınlığa dair hiçbir şey bırakmıyorlar. Evet, iki memeyi alacaklarını söyledi doktorum. Saçlarımı kaybedeceğimi söyledi. Dediğim gibi bana kadınlığa dair hiçbir şey bırakmayacaklardı. Bunu öğrendikten sonra tabii biz biraz Türk filmi jenerasyonuyuz. Her olayı dramatize etmek gibi bir genimiz var. Savaşı karşıma aldım. Dedim ki olmayacak bu böyle. Bu bitsin, biz ayrılalım. Tamam, bir sene sonra evlenecektik ama yani çok uzun bir yola gireceğim. Ne kadar süreceği belli değil. Ne kadar uzun olduğunu ve ne kadar acılı olduğunu biliyorum. Bu yüzden kalsın bu burada. Seni de yıpratmak istemiyorum. Bitsin. Savaş dedi ki tamam. Madem öyle bir sene sonra evlenecek. Evlenmeyelim tamam. Heh dedim ben şunu. İyi halt ettin. Adam gidiyor. Yani sen ona sarılarak atlatacaktın. Çünkü hayatındaki şu an en önemli şey o. Çok seviyorsun. Ve senin tutunmak için bir dala ihtiyacın var. Niye gönderdin ya, adam gidiyor işte. Tamam, bir sene sonra evlenmiyoruz, hemen evleniyoruz dedi. Ve ben öbür tarafa ölüm kalırım da bekar giderim diye hemen evlendim. Bir ay içinde... bir ay içinde biz evlendik ve ben balayı yerine ameliyat masasına yattım. Memeleri orada kaybettim. Düğün altınlarıyla yenisini yaptırdım. Tedavi süresince şimdi pembe kurdeli diye bir Instagram sayfası açtım. Biliyorsunuz pembe kurdeli meme kanserini temsil ediyor ve orada hikayemi trajikomik bir şekilde anlatmaya başladım. Çünkü kansere yakalanan her insan ilk önce öleceğini düşünüyor, isyan ediyor, ondan sonra bir şekilde kabulleniyor ve hayatına devam ediyor. Bu şekilde benim hikayem büyüdü, büyüdü, büyüdü ve birçok insana, binlerce insana ulaşmaya başladı ve bu işte bir kitapla ölümsüzleşti. Tedavi görürken ben Onamazon Yüksek Doz Yaşama kitabı 10 kadınla birlikte yazdım. Ve hikayeyi şu şekilde bitirdim. Bir sabah uyanıyordum, hamileydim, midem bulanıyordu falan. Ah inanmıyorum, bir şey oluyor falan diye. Kitap orada o şekilde bitti. Ancak hani bilirsiniz kemoterapi gören kadınların yumurtalık rezervi düşer, hamile kalması imkansızlaşır. Bazıları kısır kalır, bazıları mucizevi şekilde hamile kalır. Doğal yönlerden ya da tüp bebek yöntemiyle. Ben kitabı yazdığımda daha tedavim devam ediyordu ve önümde çocuk diye bir şey yoktu. Ancak tam bir sene sonra kitap çıktı. Ben pastasını keserken İki gün önce hamile olduğumu öğrenmiştim ve bir mucize bizi bekliyorlardı, kızımız olacaktı. Hayatımda hissettiğim en mutlu dönemdeyim. Hayatımda hiç kendimi bu kadar sağlıklı hissetmedim, hiç kendimi bu kadar mutlu hissetmedim. Allah bize bütün yaşadıklarımızın ödülünü verdi. Bir mucizeyi büyütüyorum içimde. Ne aş ediyorum, ne midem bulunuyor, ne şekerim düşüyor, ne tansiyonum çıkıyor. O kadar güzel bir dönem. Şimdi o zaten bir baba bebeği olacak çünkü bende çok dönüşen faktörler yok. Belli, ben buna kendimi alıştırdım. Yani benim kızım çiğ süt emmeyecek. Buna o kadar alıştırdım kendimi. Neyse doğurdum. Doğurduğum gün herkes beni unuttu. Beni kimse görmüyor, hiç kimse farkında. Ben orada yatıyor muyum, ne yapıyorum farkında değil. Herkes o kadar bekliyormuş ki bebeği. Biri kapıyor mamasını veriyor, öteki kapıyor altını değiştiriyor, öteki gazını çıkarıyor. Çocuğu benim elime veren yok. Ben kimim, ne yaptım, hiç kimse orada beni görmüyor. Kazara birisi kucağıma çocuğu tutuşturdu. Onda da elimde serum var, kafasını yanık tutuyormuşum diye savaş elimden aldı onu. Tabii ben de kayış koptu. Hayatımda iki kanser atlattım, 15 ameliyat oldum. Böyle aşağılık bir acı yaşamadım. O ne olsa depresyonu denen şey. Şimdi çocuk ememiyor, ememediğinden bebe arıyor. Hani içgüdüsel olarak. Ve ben ağzına plastik biberon tepiştirince onu zehirlediğimi düşünmeye başladım. Ben yetersizdim, ben bir anne değildim. Tam doğurdum ama yani bizim aramızda bağ oluşmuyor ki çünkü ben onu emziremiyorum. Zaten benim yaptığım herkes yapıyor. Al bu biberonu, ben ona. Sen de yap, sen de annesin o zaman. Ya benim yaptığım sen de yapabilirsin. Benim hiçbir farkım yok. O saatten sonra annemi ve kayınvalidemi evden kovdum. Savaşı bir daha asla affetmeyeceğimi düşünüyordum. Gözüme göz görmemesini söyledim. Ve Ela'yla şurada yapışık olarak yaşamaya başladım. Çünkü o benim kızımdı. Ben ona annesi olduğunu ispat edecektim. Emziremiyorsam bile ben onun annesiyim. Benim kokum alışacak ve başka hiç kimse onu benim kucağımdan almayacak. Bununla o kadar inat ettim ki şuradayken banyo yaptım, şuradayken yemek yedim ve hatta şuradayken tuvalete gittim. Bir süre sonra göğsümdeki ağrı dayanılmaz bir hale gelmeye başladı. Artık beni uyutmuyor nefes alırken.
sağa sola dönerken içimden gıcırtı geliyor. Bayağı gıç gıç ses duyuyorum. Savaş'a bunu anlatıyorum. Tabii ki geri tepkisi saçmalama oldu. Çünkü içimden gıcırtı mı gelir ama duyuyorum ya. Vallahi billahi duyuyorum. Ya diyor çocuğu oranda yapışık tutuyorsun artık. Birazcık yatağına mı yatırsam? O kadar para verdik beşi. Yani bir bırak. Sen de bir rahat nefes al. Hayır diyorum. Bir tuhaflık var. Ben bir doktora gideceğim. Doktora gittim. Daha kızımın kırkı yeni çıktı. Yani 40 gün henüz hikayem olmamış bir bebekten bahsediyoruz. Doktorun suratını gördüğüm an ne olduğunu anladım. Kızım Ela'yı savaşa verdim. Dedim ki ne kadar kötü. Çok kötü dedi. Yani çok kötü. Hemen bir hastaneye gidip tetkiklerini yaptırmam lazım. Biyopsi oldum. İşte tetkikler falan. Üçüncü eve lenfom olmuşum bu kez. Hamilelikle birlikte onu da büyütmüşüm. 9 santim olmuş. Bakın 9 santim niye söylüyorum? Meme kanseri erken evreydi, 2 milimetreydi. 9 santim olmuş, yetmemiş, böbreğe sıçramış. Bir sonraki evre vücuda sarıp seni götürmesi. Üçüncü evreden bahsediyoruz. Ve bu sefer çok farklı çünkü küçük bir genç kız değilim. Kemik kanserinde küçük bir genç kızdım. Artık nişanlanan pembe hayaller olan bir kız değilim. Artık bir anneyim, 2 aylık olmamış bir çocuğum var. Sadece şunu söyledim, ne olur beni yaşatın. Herkese çok basit görünen ama benim çok büyük hayallerim olan bir şey var. Ben daha çocuğum, anne dediğini duymadım. Daha emeklediğini göreceğim, daha yürüdüğünü göreceğim. Daha saçlarını tarayacağım, okuduğunu öğrendiğini, daha onun hayal kırıklıklarımla sarılacağım ben ona. Benim çok büyük hayallerim var, ne olur gitmeme izin vermeyin. Bu bambaşka bir his, o korku bambaşka bir his. Hemen kemoterapiye başladık. Tek korktuğum kızımın kel olarak benden korkmasıydı. Ama hiç korkmadı, şap şap kafamı vurup çok eğlendi. Kemoterapi artık az çok hepiniz biliyorsunuz çünkü kanser artık çok yaygın. Hepimizin evinde, hepimizin erkeğinde, ailesinde, tanıdığında, birinde. Kemoterapinin ne kadar ağır olduğunu biliyorsunuz, ne kadar böyle yataklara yatırdığını, bir lokma bir şey yiyemeyecek hale geldiğinizi ya da yani gözünüzü açmanın ne kadar zor olduğunu, o kemoterapinin ağırlığı çok farklı bir şey. Ancak bu sefer çok farklı bir durum var çünkü benim kızım vardı. Belki gidecektim ama gitmeden her anını hafızama, aklıma kazımam gerekiyordu. Bir dakikasını boş geçirmedim. Her anını kaydettim, her anını birlikte geçirdik. Ona gene ben baktım, gene ben besledim, altını gene ben değiştirdim. Ve kemoterapi bittikten sonra fark ettim ki onun sayesinde bir kez olsun yatağa düşmemişim. Onun sayesinde kemoterapiyi nasıl geçirdiğimi bile fark etmemişim. Ben onu büyütüyorum zannederken ben o beni iyileştiriyormuş bunu. Tedavi bittikten sonra fark ettim. Ve bir yılın sonunda kızım birinci yaşını kutladığında tamamen temizlendim. Yine onun sayesinde oldu bu. Şimdi 3 yaşında gıcır gıcır bir kız. Ve ben bu hikayeyi elimden geldiğince herkese anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hayatın koşturmacası, hayatın stresi, gözümüzün önünde olan aslında bizim için çok önemli olan anları görmüyoruz. Bunun hani bunu görmek için ölümle burun buruna gelmenizi hiç istemem. Bu anların kıymetini görmeniz için yani illa kötü bir şey gelmesin başınıza. Siz de kutup yıldızı fark edin ki onun ışığıyla birlikte yürüyün. Ben kendi kutup yıldızımı doğurmuşum. Şimdi onun ışığıyla parlıyorum. Burada olmamın da en büyük sebebi o. Kızım, sana yeniden çok güzel bir anı bırakıyorum ve seni çok seviyorum.